Merhabalar, Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğum var yanımda, Recep Gözaydın Beyefendi. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz Recep Bey? İsmim Recep, matematikçiyim. 1992 yılında başladım ilk göreve. Çeşitli sektörlerde çalıştım. Çoğunlukla yayın sektöründe çalıştım. Üniversite hazırlığa yönelik testler, dokümanlar, kitaplar yazdım uzun süre. Bu sürenin 30 yıllık çalışma hayatımın 3 yılda yurt dışında Endonezya'da geçti. Şu an Almanya'dayım ve burası benim ikinci yurt dışı çalışma yerim oldu. Endonezya'ya ilk gittiğimde o zaman da yine bir dil macerasıyla boğuşmuştum. İngilizceydi. Orada dersler İngilizce anlatılıyordu. 3 yıl orada İngilizce matematik dersleri verdim. Yaklaşık 4,5 yıldır da Almanya'dayım. İkinci sorum da şöyle. Almanya'ya giriş sürecinizden ve iltica işlemlerinizden bahsedebilir misiniz? 4,5 yılı dediğim gibi biraz aştı Almanya'ya gelişim. Ben aslında bu sürecimi kaleme alayım. Bununla ilgili bir şeyler yazayım. En azından kendime ve çocuklarıma hatıra olarak kalsın diye uzun süre kafa yormuştum. Ve bu süreçte ilk olarak neyi yazarım, kitap yazsam ilk neyi yazarım diye çok düşünmüştüm. İki şey ön plana çıktı. Bir tanesi rahmetlik annemin beni uğurladığı bir an var. Evimde kaldığım son günüm, ki son günüm olduğunu daha sonradan öğrendim. Rüyama rahmetlik annem geldi. Benim kaldığım yatağımı topladı. Ben de abdest almaya lavaboya gitmiştim. Lavabodan döndüm, baktım kaldığım odada yatağım yok. Bir yer yatağında yatıyordum o zamanlar. Sonra evin salonuna geçtim. Baktım rahmetlik annem orada. Yatağımı böyle yüklük dediğimiz bir yere kaldırmış. Fakat bana bakmıyor. Yüzü yere doğru bakıyor. Çok üzgün ve yan durmuş vaziyette. Anneciğim dedim, yatağımı sen mi kaldırdın? Cevap vermiyor. Anneciğim diyorum, ısrar ediyorum, defalarca aynı soruyu soruyorum ve kesinlikle cevap vermiyor. Bana da bakmıyor, yüzü hep yerde ve ben o şekilde uyandım. Akşama kadar onu düşündüm. Acaba dedim, annem bana ne mesaj vermeye çalıştı? Bir kitap çalışmamız vardı bir arkadaşla. Gece 3'e kadar o çalışmayı yürüttük. Arkadaşım dedi ki, ya bu saatte eve gitme dedi, burada kal. Tamam dedim ben de, orada kaldım. Sabah 5:30-6 sularında eşim beni telefonla aradı. Ağlamaklı bir sesle gittiler dedi, ilk kelimesi oydu. Ben dedim, ben de uyku sersemi, kim geldi de kim gitti. Sonra tabii jeton düştü. Ve o zaman rüyamın manasını anladım. Demek ki annem bana demek istemiş ki, oğlum artık senin burada işin bitti, yatağını ben topladım. Burası senin için güvenli değil, artık gitmelisin. O gün gerçekten oradaki son günümdü. Benim için bir kırılma noktası oydu. Yani yeni hayatımın başladığı bir kırılma noktasıydı. İkinci bir kırılma noktası da Yunanistan'a gelmiştim. Yani uzun bir yolculukla Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'da bir 13 gün kadar kalmıştım. Sonra uçağa bindim. Daha doğrusu uçağa binmeyi başardım desem daha doğru olur. Çok zahmetli bir süreçti o da. Uçağa bindim, koltuğa oturdum ve hala gözüm uçağın kapısında. Bilinçaltımdaki korkular beni bırakmıyor. Birisi uçağın kapısından gelip beni alıp aşağı indirecek korkusu gitmiyor bir türlü. Sonra uçağın kapısı kapandı ve uçak hareket etmeye başladığında bütün hücrelerim kendisini bıraktı Zeynep Hanım. Ve o an ağlamaya başladım. Ama ben ağlamıyorum aslında, vücudum ağlıyor. Yani yılların vermiş olduğu o ve tutmuş olduğum, sıkmış olduğum ne kadar birikim varsa içimde hepsi dışarıya çıktı gözyaşlarımla birlikte. Yanımdakiler görmesin diye elimi yüzüme kapatıyorum. Ve o anda kendimi Allah'a çok yakın hissettim. Daha önce hiç öyle bir duygu hissetmemiştim. Ve dedim ki kendi kendime, Recep dedim, şu an Allah'a en yakın noktada bulunuyorsun. Hadi hemen bir şey iste. Bir daha bu noktaya gelemeyebilirsin. Ve o an bilinçaltım bana bir cümle teklif etti. Ve o cümle şuydu, Allah'ım beni güzel insanlarla karşılaştır. Sonra ben bu olayı defalarca bandı tekrar başa sarıp sarıp tekrar düşündüm. Dedim, neden bana bilinçaltım bu cümleyi teklif etti ki? Halbuki söylenecek ve istenecek o kadar çok şey vardı ki. Mesela arkamda ailemi bırakmıştım, çocuklar bir tarafta. Benim belirsiz bir geleceğim var. Ne olacağım belli değil. Ailemin ne olacağı belli değil. Korkularım var falan filan. Yakınlarım var.
Fakat bilinçaltım bana bu cümleyi teklif etti. Kendimce bulduğum cevap şuydu. Demek ki şu ana kadarki hayatım boyunca ne çektiysem insanlardan çekmişim. Bundan sonraki hayatımda hep güzel insanlarla karşılaşmak istiyorum. Muhtemelen bilinçaltım bana bunu sundu. İltica sürecinizden, işlemlerinizden de birazcık bahsedebilir misiniz? Oralarda Evet. nasıl oldu? Benim yaşadığım bu sürecin ta başından beri bugüne kadar hiç kopmadan bir hayat yaşamaya çalıştım. Ve arada kesinti olmasın istedim. Yani o annemin, rahmetlik annemin beni uğurladığı günden itibaren aktif olarak hep bir iş yaptım. Yani buna kendimi zorladım diyebilirim. Mesela o süreçte hemen hiç kesintiye uğramadan dediğim gibi bir kitap çalışması yaptık. Birkaç tane kitap yazdım, kitapçık yazdım. Hatta en son yazdığım kitabın parasıyla Türkiye'den çıktım. Paranın bir kısmını da aileme bırakmıştım. Türkiye'den çıkarken yanımdaki 14-15 arkadaş vardı beraber yolculuk yaptığımız. Herkesin sadece bir sırt çantası vardı. Benim bir sırt çantam bir de laptop çantam vardı. Herkes benimle dalga geçiyordu. Hocam tatile mi gidiyorsun falan. Dedim bu benim ofisim. Çünkü yol boyunca bulduğum bütün boşluklarda o son yazdığım kitabın tahsilini yapıyordum. Ve yayın evinin tabii benim böyle bir yolculuğumdan haberi yoktu. O tahsiyi bitirdim. Birkaç ay daha sürdü o. Sonra buraya geldim. 6 ay boyunca şeyde kaldım. Bu devletin göstermiş olduğu kamp yerleri var. Orada kaldım. Bu süreçte ailem Türkiye'deydi. O süreçte de yeni bir kitap daha yazdım. Bir yayın evi. Daha doğrusu yayın evi bana ulaştı. Yani ben illa yazayım diye bir gayret sarf etmemiştim ama bir yayın evi bana ulaştı. Türkiye'de aranan bir matematikçiyim. Ve bir şekilde beni buldular. Ben de o süreçte onu yazdım. Bir taraftan dil kursuna gidiyordum. Bir taraftan o kitapla uğraşıyordum. O bir taraftan devam etti. Ve buradaki dil süreçleri... Sonra aile birleşim süreci, daha sonra ailenin buraya gelmesi ve yerleşik hayata geçme sıkıntıları, ev bulma sıkıntıları bunlarla birlikte yürüyen, bir tarafta yürüyen bir hayat vardı. Diğer tarafta da devam ettirmeye çalıştım ve kopmamaya çalıştım. Mesleğim vardı. Özet olarak mesleğimden hiç kopmadım, kopmamaya çalıştım. Arada bazı mecburi kopuklar oldu tabii. Süreci böyle iki koldan yürütmeye çalıştım. Kolun bir tanesinde ben buraya geldiğimde 6 ay kadar burada kaldım. Tabii eşim iki çocukla birlikte Türkiye'de kaldılar. Bir gün buraya geldiğimin yani birinci haftası mı 10. günü mü yani yeni tazeydim. Bir arkadaşım, yeni arkadaş olduğum birisi beni evine yemeğe davet etmişti. Evinde bağlaması vardı duvarda asılı. Fakat ben Almanya'ya gelmeden önce bağlamayla veda etmiştim. Zeynep Hanım. Türkiye'deyken bir kere bağlamamı elime aldım. Sadece bir defa teline dokundum. O kadar soğumuşum ki. Yani birçok şeyden soğuduğum gibi ondan da çok soğumuşum. Ve ben orada vedalaştım. Ama fiziksel olarak vedalaştım. Dedim ki bağlamam. Seninle arkadaşlığım buraya kadarmış. Artık seninle vedalaşıyorum. Ve gerçekten bıraktım. Artık hiç çalmayacaktım. O gün arkadaşımın evinde duvarda bağlama vardı. Her şey spontan gelişti. İndirdim. Böyle bir çalarken arkadaş spontan olarak video kaydı yaptı. Aradan 2 gün geçti, eşim aradı. Çok kızgın ve öfkeli bir ses tonuyla dedi ki ben dedi senin arkandan ağlıyorum. Gurbet ellerde kocam ne hallerdedir diye. Sen orada saz çalıp türkü söylüyormuşsun. Dedim ya sen nereden duydun onu? Onun telefonuna kadar gitmiş 2 günde. Artık nasıl hızlı yayıldıysa sosyal medyada. O gün popüler oldum Berlin'de. Ve ben saz çalıp aslında onun için gurbet türküleri, efkarlı türküler çaldığımı anlatamadım. Eğer isterseniz eşimin bana kızdığı ve burada ilk popüler olduğum türkümden bir kuple sizin için çalabilirim. Tabii ki çok memnun oluruz Recep Bey. Programın kapanışında inşallah siz de kapatalım programı. Çok memnun oluruz. Peki. O zaman Tamam. dördüncü soruma geçiyorum. Çift branş hakkında bize ayrıntılı bilgi verebilir misiniz Recep Bey? Evet, burada öğretmenlik mesleğini kovalayan benim gibi öğretmen adaylarının genelde bildiği genel bilgiler var. Almanya'da resmi öğretmenlik için çift branşlı öğretmen olmak gerekiyor. Ama Türkiye'de mezun olduğunuz üniversitelerin çoğunda
Tek branşla biz mezun oluyoruz. Dolayısıyla tek branş olarak burada karşılığı var mı? Var. Ben de farklı bir yoldan ilerledim. İsterseniz kendi ilerlediğim yoldan çok kısaca bahsedeyim. Geçen sene Ağustos ayında resmi olarak bir okulda, özel bir okulda matematik öğretmenliği görevime başladım. Time site olarak başladım. Haftalık, affedersiniz, 10 saat derse girdim. Bu Ağustos'tan itibaren, Ağustos 2022'den itibaren de başka bir okulda kabul aldım. Yani kabul aldım cümlesi tam karşılık gelmedi. Anlaşma yaptım. O da haftalık 20 saat, devlet okulu bu. Haftalık 20 saat matematik derslerine girmek üzere anlaşma yaptım. Şimdi burada 3 nokta koyup başa döneyim. Süreç buraya nasıl geldi? Kısaca onu özetlemeye çalışayım müsaadenizle. Ben buraya ilk geldiğimde sıfır Almancam vardı. Dil sürecim ilerlerken bir taraftan da Almanya'nın matematik müfredatına vakıf olabilmek için, buranın eğitim sistemini çözümleyebilmek için bazı şeyler yaptım. Bunlardan bir tanesi hospitasyon dediğimiz okul ziyaretleri yaptım. Burada bir okulla gidip görüştüm. Sağ olsun kabul ettiler. Bir matematik öğretmeninin dersini takip ettim arkada oturup. Ve hafta sonları o okul zayıf öğrenciler için destek dersleri yapıyordu. O derslere katıldım. Bazı öğrencilere ben de dilim döndüğü kadar yardım etmeye çalıştım. Birincisi bu. İkincisi, yine bizim mahallede başka bir okul var. Bir Alman okulu. Onun müdürüyle tanıştım. Aynı şeyi ondan rica ettim. Daha doğrusu resmi başvuruda bulundum. CV'mi verdim. Ve hospitasyon yapmak istediğimi söyledim. Onlar da memnuniyetle karşıladılar. Dediğim gibi uçakta yaptığım duam beni güzel insanlarla karşılaştırdı. Duasının herhalde karşılığıydı. Bilmiyorum. Çok iyi bir insan. Bana çok da faydası oldu. Okul müdürünün, her iki müdüründe sağ olsunlar. Bir öğretmen görevlendirdi. Bir sınıf öğretmeni. Beşinci sınıftı. Ben o öğretmenin nezaretinde onun sınıfında arkada ders takibi yaptım. Bazen çocuklara yardım ediyordum. Okul müdürü okulun bazı etkinliklerine beni davet ediyordu. Bir gün bir etkinliğe davet etti. Okuma yarışması vardı. Tabi bu arada Almanca dil kursları devam ediyor arka planda. Hangi seviyedesiniz bu sırada? Bu ikinci bahsettiğim okula gittiğimde B2 sertifikamı almıştım. Bu birinci bahsettiğim okula gittiğimde B1 sertifikamı almıştım. B2 sürecim devam ediyordu. Yani ikinci okulda B2 sertifikamı aldığım için yani Almanca konusunda biraz daha rahattım. Fakat o kursta öğretilen Almanca ile günlük hayatta karşılaştığımız Almanca arasındaki farkı da o zaman fark etmiştim. Belki sorularınız arası varsa o zaman girelim buna isterseniz. Yine bir gün şeye davet etti. Bir wettbewerb vardı. Bir yarışma vardı. Okuma yarışması. Beni jüri yaptı. Ben de jüri oldum. Çocukların okumalarını dinleyip puanlandırdık. Sonra çocuklara sertifika verildi. Ben dedim ki ben kaligrafi de yapıyorum. İsterseniz çocukların isimlerini ben yazayım kaligrafiyle. Ertesi gün 2 günlük bir yarışmaydı bu. Ertesi gün kaligrafi takımlarımı götürdüm. Çocukların isimlerini yazdım. Çok ilgi gördü. Beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü. Hemen müdür Reha'nın okul müdür yardımcısıyla arkada bir şeyler konuştular. Koşa koşa yanıma geldi. Dedi ki biz dedi bir AG sınıfı açalım. Siz de kaligrafi dersi verir misiniz? O okuldaki ilk resmi dersim kaligrafi dersiydi. Bir AG sınıfı açtılar. Ben kaligrafi dersi verdim. Bu arada kaligrafiyle uğraşıyorum. YouTube kanalım var. Kanalıma üye olmayı ve like atmayı unutmayın. Altı ekleriz inşallah sizin Tamam, peki. YouTube Orada kaligrafi dersleri verdim. 3 ay sürdü. Sonra bağlama çaldığımı bir şekilde öğrenmişti ama nasıl öğrendiğini hatırlamıyorum gerçekten. Hocam dedi bir gün bağlamanızı getirin. Getirdim. Sınıf sınıf dolaştırdı beni. Her sınıfta örnek bir şeyler çaldım. Sonra bir AG sınıfı daha açtık. Alman okulunda bağlama dersi verdim. Koronadan dolayı dersi tam tamamlayamadık. 2 tane resmi dersim oldu. Birisi kaligrafi AG, öbürü de bağlama AG dersiydi. Daha sonra konuştuğum, ilk hospitasyon yaptığım okul C1'imi aldıktan sonra tekrar gittim. Bana haftalık 10 saat ders teklifi yaptılar. Şimdi asıl sorunuzun cevabı burada başlıyor. Ben kısaca hikaye ettim. Bundan sonra resmi kısmın nasıl işlediğini anlatıyorum. O ders teklifi yapan okul benim adıma Berlin Zenat'a yani Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor. Berlin Milli Eğitim Bakanlığı geçici çalışma izni veriyor.
Beferiste Genehmigung dedikleri geçici çalışma izni veriyor. Fakat o geçici çalışma izniyle birlikte bir termin yapıyorlar. Diyorlar ki biz bu öğretmenimizin dersini gelip dinleyeceğiz. Dinledikten sonra eğer onaylarsak bu geçici çalışma iznini kalıcı çalışma iznine çevireceğiz. Süreç tam olarak böyle işledi benim için. Ben geçici çalışma izniyle çalışmaya başladım. Mayıs ayı gibiydi zannediyorum. O termin zamanı geldi ve benim dersimi dinlemeye geldiler. Ben öncesinde hazırlık yaptım. Gelen müfettiş için bir ders planı hazırladım. Bu hazırlık sürecimde daha önce referendariyatını yapmış ve bu konuda tecrübeli aynı okulda çalıştığım bir meslektaşım bana yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Birlikte hazırladık. Ben okulda 5. sınıflara derse giriyordum. Fakat gelen müfettiş beni 9. sınıfta ders dinledi. Yani hiç tanımadığım ve daha önce karşılaşmadığım öğrenci grubuna ders anlattım. O sınıfın öğretmeniyle daha önceden sınıfla tanıştık, beni tanıştırdı. Örnek bir ders anlattım onlara, durumdan bahsettik çocuklara, dedik böyle böyle beni müfettişler gelip dersimi dinleyecekler. Lütfen bu konuda yardımınızı da desteğinizi de bekliyorum. Sonra o sınıfa müfettiş ders dinlemeye geldi ve 45 dakikalık bir ders anlattım. O dersin sonunda bana o belgeyi verdi, onayladı. Ve ben o okulda artık Unbefristep Geneimigung sahibi oldum. Yani bu şu anlama geliyor. O okulda sınırsız olarak öğretmenlik yapabilme hakkı elde ettim. Şimdi sürecin burasında bir ekstra parantez açayım. Normalde ders dinledikten sonra birkaç yol karşımıza çıkıyor. Bir tanesi ilk dinlemede o belgeyi vermiyorlar. Aslında genelde yani o belgeyi ilk dinlemede vermiyorlar genelde. Diyorlar ki evet biz dersinizi dinledik. Fakat sizin şu 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 ekstra eğitimleri almanız gerekiyor. Fortbildung diyorlar ona. Ekstra eğitimler. Yani bunlar seminer tarzında sizin katılmanız gereken bazı eğitimler oluyor. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra biz diyorlar tekrar gelip dersinizi dinleyeceğiz. Sonra bir daha dinliyorlar. Yine memnun kalmazlarsa bunu tekrar dinliyorlar ama sınırın ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Normalde benim de beklentim buydu aslında. Benim dersimi dinleyecekler. Bana birkaç Fortbildung yazacaklar, eğitim yazacaklar. Ben o eğitimleri tamamlayacağım. Sonra gelip tekrar dinleyeceklerdi ama öyle olmadı çok şükür. İlk dersimde o belgeyi almış oldum. Şimdi bu belge şu anlama geliyor. Sadece o okul privat bir okuldu, özel bir okuldu. Sadece o okulda sınırsız çalışma izni anlamına geliyor. Benim başka bir privat okula geçmem yahut başka bir devlet okuluna geçmem durumunda bu süreç benim için bir daha sıfırdan çalışacak anlamına geliyordu bu. Nitekim öyle oldu. Ben bu Geneimigung'umu aldıktan sonra internet üzerinden Berlin Zenat'ın internet sayfasına girip oradaki bütün okulların listesini çıkarttım. E-mail adreslerini çıkarttım. Hedef okullarımın diyeyim, e-mail adreslerini çıkarttım. O okulların sekreterliğine başvurularda bulundum. Yani e-mail ile başvuruda bulundum. Kısa bir metin yazdım e-mail'e. Sonra ek kısmına da belgelerimi ekledim. Yani CV'mi ve sertifikalarımı ve bu Unbefristet Genehmigung sertifikam da dahil olmak üzere sertifikalarımı ekledim. Birkaç okuldan dönüş yaptılar. Bir tane okula gittim görüştüm. Okul müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Bir yarım saat kadar bir görüşme oldu. O görüşme sonrasında o okul bana ders teklifinde bulundu. Haftalık 20 saatlik ders teklifi. 26 ya da 28 saat Vollzeit olarak geçiyor burada. Yani 26 ya da 28 saat haftalık derse giren bir öğretmen tam zamanlı öğretmen oluyor. Ben haftalık 20 saat yani yarı zamanlı öğretmen olarak o okulda çalışmaya başlayacağım. Şu an sürecin neresindeyiz? O okul yine benim adıma dediğim gibi Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'na bana e-mail geldi, onay e-maili. Sizin bu okulda geçici çalışma izninizi onaylıyoruz. E-maili geldi. Ve benden doldurmam istedikleri bazı belgeler vardı. Yani bazı değil mi 40'a yakın belge. Yani şu kadar kalınlıkta bir belge doldurmam gerekiyor. Onları bitirdim çok şükür. Sonra Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip onlarla fetrak imzalayacağım. Daha sonra da okula gidip çalışacağım okuluma gidip ders programımı alacağım. Şu an belge hazırlama sürecindeyim.
Tek branşla işe başlamanız kısmını ben ya kaçırdım ya siz o kısmı anlatmadınız sanki. Yani hani hep duyduğumuz çift branş olmak zorunda. Yoksa kesinlikle çalışmaya başlayamazsınız burada. Ya da işte sizin de söylediğiniz gibi üniversiteye devam etmeniz gerekiyor. O şekilde işte başlayabilirsiniz. Bu kısmı birazcık da açabilir misiniz? O tek Evet. branşını nasıl kabul ettiler? Zeynep nasıl kabul etti? Açayım. Şimdi ben ilk geldiğimde ben bütün neredeyse öğretmenlerin yaptığı gibi burada aracı kurumlar var. Onlara başvurdum. Ben burada öğretmenlik yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Onların bana çizmiş oldukları bir yol vardı. O yolun içerisinde Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Türkiye'den gelen öğretmen adayları başlığı altında 6 tane madde yayınladılar. Siz de bilirsiniz zannediyorum. 6 maddenin birinci maddesi Türkiye'de bir devlet okulunda en az 2 yıl çalışmış olmak. Ya ben hep özel sektörde çalıştım. Yani ben hiç devlet sektöründe çalışmadım. Yani Türkiye'deki durum buradan çok farklı. Orada özel sektörde çalışmak nasıl diyeyim, biraz daha zor aslında. Yani biraz daha bazı şeyleri çok fazla belki yapmanız, daha çok efor sarf etmeniz gerekiyor. İkinci madde KPSS sınavına girmiş olmak. Benim zamanımda KPSS yoktu. Ben öğretmenliğe 92'de başladım. Yani LES diye bir sınav vardı. Ben o sınava girmiştim. Ama KPSS'ye hiç girmedim. Sonra C2 dil sertifikası olması deyip devam eden 6 tane madde. 3 tanesini saydım. Yani 1 ve 2'den dolayı ben direkt eleniyordum normalde. Sonra ben de başka arayışlar içine girdim doğal olarak. Ya öğretmenlik yapacaktım Almanya'da. Eğer yapacaksam bunun için bir yol bulmalıydım. Ya da vazgeçip farklı bir sektöre geçmeliydim. Vazgeçmemeyi tercih ettim. Ve bu işte çalışan insanları bulup onlarla konuştum. Hani derler ya bir adam attan düşmüş. Hemen koşmuşlar. Ya neyin var? Yardıma ihtiyacın var mı? Demiş ki siz gidin bana attan düşen birisini getirin. Benim halimden bir o anlar. Aynen onun gibi benim gibi attan düşen insanları buldum. Burada doğma büyüme insanlar var. Çok önceden buraya gelmiş insanlar var. Çok şaşıracağım hikayeler dinledim. Yani öğretmenlik yapan, daha sonradan ikinci branş olan, tek branşla devam eden birçok yol olduğunu keşfettim, fark ettim. Ve ben o yoldan ilerlemeyi tercih ettim. Ama öncesinde dilimi halletmem gerekiyordu. Bir. İkincisi Alman eğitim sistemini çözmem gerekiyordu. Bu ikisine yoğunlaştım. Dil sürecimle birlikte bunları yoğunlaştım. Onları hallettikten sonra dediğim gibi okulda çalıştım. Sonra gelip dersimi dinlediler. Şimdi sorunuzun cevabını şöyle toparlamaya çalışayım. Tek branşla öğretmenlik yapılabiliyor. Nasıl yapılabiliyor? Bu süreçleri tamamlayan ve evet artık ben hazırım diyen benim gibi öğretmen arkadaşlar okullara şahsen başvuruda bulunabilirler. Ben öyle yaptım çünkü. Nasıl başvuruda bulunabilirsiniz? Şahsen gidip konuşabilir, termin alabilirsiniz. Ya da benim tavsiyem her okulun internet sayfasına sekreterliğe e-mail atmanız. E-mailin içine de dosyalarınızı koymanız CV'nizle birlikte. Daha sonra okul ilgisini çekerse, okulun ilgisini çekmeyi başarırsanız diyeyim, okul sizi görüşmeye davet ediyor. O görüşmede müdürün yetkisi var. Yani okul müdürü sizi işe alabilir. Bu yetkiye sahip. Ben ikinci görüştüğüm okulda okul müdürüne bunu şahsen sordum. Bu Universität Genehmigung'umu gösterdim. Dedim ki ben bir önceki okulda şu belgemi almıştım. Okul müdürü belgeye baktıktan sonra dedi ki ama bu dedi sadece o okulda geçerli. Bunu biliyorum dedim. Sadece o okulda geçerli olduğunu. Şöyle bir bilgi aktardı. Devlet okulunda yani bizim okulumuzda dedi. Ben bunu devlet okulu diye genişletiyorum. Bizim okulumuzda 3 yıl çalışmanız gerekiyor. Kesintisiz. 3 yıl çalıştıktan sonra okul müdürünün size çalışma bu Unbefristet Genehmigung verme yetkisi var. Yani ben privat okulda, özel okulda çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelip dersimi dinlediler. Ama devlet okulunda çalışırken okul müdürü kendisi gelip dersimi dinleyip ya da dinlemeyip ikna olup bana bu belgeyi verme yetkisi var. Yani bildiğim bilgi bu. Daha sonra bu bilgi hani farklı bir şekilde doğrulanırsa onu da izleyicilerimizle paylaşırız zannediyorum. İkinci branşa ile ilgili
Hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi gurun şulelerde hospitasyon yapmıştım. İki tane gurun şule ilkokul birden altıya kadar eğitim veren, birinci sınıftan altı sınıfa kadar eğitim veren iki tane okulda hospitasyon yapmıştım. Şimdi o okulda birden fazla derse giren öğretmenlerle tanıştım. Matematik dersine giriyor, gevi dersine giriyor. Yani böyle sosyal derslere giriyor. İşte birkaç tane derse giriyor. Bir öğretmen dört derse girebiliyor. O zaman sormuştum yani ben ikinci derse ya da üçüncü derse girebilir miyim? Şöyle bir yetkili bana şöyle bir cevap vermişti. Yetkilinin verdiği cevabı aktarıyorum. Kendinizi uzman hissettiğiniz bir branşta derse girebilirsiniz. Siz dersinize girdikten sonra uzman hissettiğiniz branşta aynen bu süreç o branş içinde devam edecek. Eğer bir devlet okuluysanız devlet okulundaki yetkilin gelip dersinizi dinleyecek yahut Berlin Zenat'tan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer gelip o branşta dersinizi dinleyecekler. Gerekirse size birkaç tane fortbildung yazacaklar. Yani ilk başta bahsettiğim süreç o branş içinde aynen bu şekilde devam edecek. Böyle bir ikinci branş sahibi olma yöntemi var. Daha önce duymuş muydunuz bunu? Yok, duymamıştım. İlk defa Birisi sizden bu. dinliyorum. Diğer yöntemde yine kendinizi yetiştirmeyi istediğiniz bir branşta şahsi olarak, bireysel olarak fortbildung alabiliyorsunuz. Yani kendiniz gideceksiniz. Mesela hangi branş diyelim? Müzik. Mesela müzik konusunda kendinizi iyi hissediyorsunuz diyelim ya da sanat konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz bir uzmanlığınız var. O konuda gidip birkaç fortbildung'a katılıyorsunuz. Bunu sertifikalandırıyorsunuz. Ben şu 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 eğitimlere katıldım. Sertifikalarım da bunlar. Sonra bir okulda dediğim gibi ufak ufak ders vermeye başlıyorsunuz. Daha sonra yine aynı süreç sizin için böyle de devam ediyor. Bir üçüncü yol var öğrendiğim. Burada üniversitelere şahsen başvurup, şahsen 2 yıl kadar süren bir eğitim alıyorsunuz. Onun toplam bir kredi sayısı var. Genelde bilinen popüler yöntem de bu. Bir kredi sayısı var. O kredi sayısına ulaşacak kadar üniversiteden ders alıyorsunuz. Bu konuda çeşitli üniversiteler var. Akşam üniversiteleri diye bir şey duymuştum ama teyit etmediğim için net söylemeyeyim. Bir okulda çalışıyorsunuz. Okulla bu şekilde anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben aynı zamanda şu eğitimlere katılmak istiyorum ya da şu krediyi tamamlamak istiyorum. Ona göre bir program yapıyorsunuz. Okulda tel saiti olarak çalışıyorsunuz. Sonra gidip o üniversiteden dersleri alıyorsunuz. O krediyi tamamladıktan sonra dediğim gibi yaklaşık 2 yıl kadar sürüyor bu. İkinci bir branşınız olmuş oluyor bu şekilde. Bu sırada ama çalışmıyorsunuz, değil mi? Sadece o üniversitedeki kursa devam ediyorsunuz. Her ikisini yapabiliyorsunuz. Yani okulla anlaşmanıza bağlı. Yani hem okulda derslere giriyorsunuz yarı zamanlı olarak hem de diğer taraftan üniversiteye gidiyorsunuz. Bu konudaki cevabımı son bir örnekle bitireyim. 3-4 ay kadar oldu zannediyorum. Burada bir fuar oldu, eğitim fuarı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bir fuar. O fuara bütün okullar, birçok okul katıldı, bütün demeyeyim. Ben de o fuara katılımcı olarak kaydolmuştum. Fuara gittim, birçok okulla konuştum. O fuara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir yetkili geldi. O yetkilinin de görevi öğretmenlere istihdam sağlayan birimin başındaki kişi. Yani bana sorduğunuz bu sorunun Berlin'deki ana muhatabı olan kişi. Onun seminerini dinledim. Sorusu olan var mı demişti. Sonra yanına gittim ve bu soruyu ona sordum. Kısaca kendimi tanıttım. Ben dedim işte ikinci branş için ne yapmalıyım? Şimdi onların bir programı var. Berlin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir programı var. Onu anlattı. Program şöyle. Bize başvuruyorsunuz dedi Milli Eğitim Bakanlığı'na. Başvurduktan sonra sizi biz bir okula yerleştiriyoruz tek branşınızla. Bu okula yerleştirirken okulla şöyle bir fetrak anlaşma imzalıyoruz. Bu okulda işte atıyorum 3 gün derslere gireceksiniz. Ama hangi kategoride derse gireceğinizi artık okulla anlaşacaksınız. Yani Fethiye Tunslayaga olabilir, Kıvıya olabilir. Yani ana branş öğretmen olmayan bir kişi gibi girebilirsiniz ya da boş derslerin tamamlayıcısı olan bir pozisyonda girebilirsiniz ya da bir öğretmen olarak girebilirsiniz okulun ihtiyacına göre. Sonra dedi sizin kalan diğer zamanlarınız için biz sizi bir üniversiteye kaydediyoruz.
O kaydettiğimiz üniversitede ikinci branşınızı tamamlıyorsunuz. Ve bu şekilde bir program içerisinde tam zamanlı öğretmen gibi de maaş alıyorsunuz, dedi. Yani toparlayacak olursam, bu yolu takip etmek isteyen arkadaşlar, dediğim gibi şeyleri tamamladıktan sonra, onların istedikleri belgeleri tamamladıktan sonra, örneğin dil sertifikası C2 olmak zorunda. Mesela benim C1'im olduğu için ben bu programa başvuramıyorum. Bu programa başvurabilmem için benim dil sürecimi devam ettirip C2 almam gerekiyor. C2 aldıktan sonra bu programa başvuruyorum. Başvurduktan sonra tabii diğer şartlar da yerine geldiyse, detayları ben de çok bilmiyorum, kabaca bilgi bu. Bu programa dahil oluyorum. Bir okulda öğretmenlik yaparken tam zamanlı öğretmen gibi bir maaş alıyorum. Ve aynı zamanda bir üniversitede de yarı zamanlı olarak, eş zamanlı olarak pardon, eksik kredilerimi tamamlıyorum. C2'de olma birazcık şu an gözümde büyüdü ki, bilmiyorum C2'li etrafınızda hiç duyduğunuz var mı insan? Benim yok. Yani valla C2 kocaman bir şey. Ben yani C1 süreci çok zor bir süreç. Yani Almanca çok zor bir dil gerçekten. Bir de sıfırdan başlayınca. Şu an sistemi birazcık değiştirdiler. Yani daha doğrusu olan sistemi artık bize uyguluyorlar. Önceden Allgemein kısmı vardı. Şu an bir üfleye çevirdiler. O yüzden şu an B2 zaten aşırı bir zorlaştı. C1, C2 artık zaten hayal edemiyorum. Ben de bu arada B2 sonucumu bekliyorum Recep Bey. Şimdi siz C2 deyince gözümde daha da büyüdü bu süreç. Evet, Allah kolaylık versin. Peki o zaman diğer soruma geçelim. Zaten ilk kısmını, o sorumu cevaplamış oldunuz ama yine de sormuş olayım. Mesleğinize hangi dil seviyesinde başladınız? B2 sertifika sonrası başlamışsınız anladığım kadarıyla. Diğer kısmı önemli. Dil öğrenmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Bunu da ben yine can kulağıyla dinliyorum inşallah. Estağfurullah. Dediğim gibi Almanya'ya geldiğimde sıfır Almancam vardı. Yani bütün işleri İngilizce hallediyordum. Şöyle bir kırılma noktası yaşadım. Tavsiye kısmına cevap olarak söyleyeyim. Ne tavsiye edersiniz dediğiniz için. Şöyle bir kırılma noktası yaşadım. Dil sürecimi ikiye ayırdım kafamda. Sertifika almak ya da Almancayı halletmek, yani konuşabilmek, gündelik hayatta Almancayı halletmek. Ben bu ikisini ayırdım ilk başta. İkisini birlikte yürütemediğimi fark ettim çünkü. Kurslarda anlatılan Almancayla ben aynı zamanda gidip normal gündelik hayattaki Almancayı halledemediğimi fark ettim. Yani bu benim şahsıma özel bir durum olabilir. Ama iyi ki böyle bir karar vermişim diyorum. Sonra kursa yönelik ben Almanca çalıştım. Yani işte B1 sürecimden itibaren, B1 sertifikam dahil olmak üzere tamamen kursa yönelik Almanca çalıştım. Önce sınav sisteminin mantığını çözmeye çalıştım. Oraya yoğunlaştım. Ne tür sorular geliyor? Cevaplarla alakası nedir? Buraya yoğunlaştım. Sistemi çözdüm kendimce. Şimdi matematikçi olduğumuz için matematik kafasıyla düşünüyoruz. Her şeyi formülize etme şeyimiz de var. Yani background'umda var. Formülize etmeye çalıştım. Ve o şekilde ilerledim. Yani C1 sertifikamı da o şekilde aldım. A1, B1 sertifikası, B2 sertifikasını aldım. Sonra C1 sertifikasını aldım. Daha sonra benim için ikinci kısım başladı. Yani günlük hayatta Almancayı kullanabilme. Bu süreçte hospitasyon yaparken dediğim gibi yani çocuklarla muhatap oluyorum. İlk muhataplığım çok enteresan oldu. Bütün hayallerim yıkıldı. Alman okuluna gittim. Çocuk bana bir şey söyledi. Hiçbir şey anlamadım. Hem lafı ağzına çok geveliyor. Bir şeyler söyledi. Gürültü çıktı. Yani benim için bir gürültü gibiydi o. Orada bütün morallerim sıfır oldu. Dedim yani ben B2 sertifikasını almış bir adamım. Ve çocuğun dediğini anlamıyorum. Nasıl olacak bu? Tabii zamanla kulak aşina oluyor. Onun için ekstra bir zaman gerekiyordu. O süreci yaşıyorum. Hala o süreci yaşıyorum. Yani dil tam olarak evet artık ben %100 dili hakimim hala diyemiyorum maalesef. Biraz Almanca'nın yapısından kaynaklanıyor bu. Formülize edilemiyor. O kelimenin nerede nasıl kullandığını ezbere bilmeniz gerekiyor. Onun işte suffix, prefix dediğimiz ekler var ya, ön ek, son ek. O ekleri bilmeniz lazım. O trenbare verblerin ayrılabilirlerin nasıl ayrıldığını.
İşte perfekte geçmişte nasıl olduğunu bilmeniz lazım falan. Bir cümle kuracaksınız. Bütün kelimeleri bildiğiniz halde o cümleyi kuramıyorsunuz. Neden? Akuzatif mi, datif mi, artikeli neydi? Bu artikel derdi, dasta ne oluyor falan. Hepsini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla böyle çok zor bir dille boğuştuk dil sürecinde. Tavsiye olarak yani sürecin içinde olan arkadaşlara benim kişisel tavsiyem, ikisini ayırmalarını tavsiye ederim. Yani sınav sertifika için ayrı bir çalışma yapmaları, yani sınava yönelik konsantre olup sınav sertifikasını almaları, diğerini Almancayı öğrenme ve konuşabilmeyi farklı bir yerde yapmaları. Yani kurslarda bu görebildiğim kadarıyla çok olmuyor. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Gramerde boğuluyoruz çünkü genel manada. O Evet, konuşma çok boğuluyoruz. aslında yürümüyor yani O kurslarda. zaten gramer bilgisi konuşmayı tamamen kilitliyor. Şimdi kafada kelimeleri yerleştiriyorsun, eklerini yerleştiriyorsun. Gramer uygun mu diye falan diyorsun. Karşındaki muhatabın gitmiş oluyor o sırada, sen konuşana kadar. Maalesef böyle bir durum. Bu dili geliştirme adına kurs dışında peki neler yaptınız? Mesela şıprak kafelere mi gittiniz yoksa kendinize bir partner mi buldunuz? Yoksa oturup mesela cümlemi ezberlediniz? Ne yaptınız? Yani hepsini yaptım diyebilirim. Benim üst komşum var, üst katta oturan. Bir Alman komşum var. Çok iyi bir insan. Çok güzel insanlardan bir tanesi. Bana çok yardımcı oldu. Yalnız yaşıyor, yaşıyordu. Şimdi bir partnerle evli. 70-80 yaş arasında bir beyefendi. Bütün dil sürecimde ondan destek aldım. Zaten yalnız yaşadığı için konuşmak onun için de iyiydi. Planlı bir şekilde ona gidiyordum. Bazen o bize geliyordu. O beni çalıştırıyordu. Bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Bu beyefendi Hochdeutsch kullanan birisi. Kendisi yüksek mühendis. Bir Amerikan şirketinde çalışmış. Almancası çok üst seviye. İngilizcesi de çok üst seviye. C1 sürecimde tekrar biz onunla bir program yaptık. C1 sürecimde. Seni korkutmak gibi de olmasın ama bu hatıramı paylaşmak istiyorum. Neyse ben çıktım onun yanına. Ne çalışıyorduk ya? Örtörü çalışıyorduk. Kompozisyon. Kompozisyon yazacağız. Onu çalışıyoruz. Ben örnek bir kompozisyon götürdüm ona. Ve şey de götürdüm. Birlikte yapacağımız dokümanları da götürdüm. Şimdi o baktı baktı ama bakarken uflayıp pufluyor. Uf puf. Sonra fırlattı. Dedi ki ya H. Gözaydın dedi. Çok özür diliyorum dedi. Ben dedim sana yardımcı olamayacağım. Neden? Bu çok çok zor dedi. Ben dedi yardımcı olamayacağım sana. Ama o zaman üzülmek yerine mutlu oldum. Çünkü ben boğuşuyorum. Yani C1 ile boğuşuyorum, zorlanıyorum. Ana dili Almanca olan ve Hochdeutsch kullanan bir yüksek mühendis. C1 dokümanını önüme fırlatıp kusura bakma ben sana yardımcı olamayacağım demesi içime su döktü. Dedim ki problem bende değilmiş. Problem dilin zorluğunda. Hani derler ya derin olan kuyu değildir, kısa olan iptir. Yani nereden baktığınıza bağlı. Benim bakış açım değişti. Çok faydası oldu aslında. Benim bütün psikolojik duvarlarım yıkıldı. Dedim bende bir sorun yokmuş. Problem olan dil. Ben o zaman gücüm yettiği kadar bunu yapacağım. Dedim, yaptım, başardım. Buradaki matematik, yani içerik olarak bizim Türkiye'deki matematikle hemen hemen aynı olsa bile, ben Endonezya'da da bir uluslararası bir müfredatta ders anlatmıştım. Bilingual müfredatta ders anlatmıştım. Yani dünyanın her yerinde matematik içeriği hemen hemen aynı. Fakat Almanya diğerlerinden çok farklı, anlatım sistemi çok farklı. Örneğin ben kendi çocuklarıma bir ders anlatmıştım. Buraya işte yeni gelmiştik. Türev dersiydi. Dedim oğlum ben sana şimdi türevi bir anlatayım. Sen şimdi türev ustası ol git sınıfta arkadaşlarına hava at. Neyse ben anlattım çocuğa. Çocuk geldi okuldan. Morali bozuk. Baba dedi benim kafam karıştı. Hoca farklı bir şekilde anlattı bunu. O zaman bana da ders oldu. Kendi bildiğim gibi yani Türkiye'de öğrendiğim gibi, alıştığım gibi hiç anlatmadım matematiği. O hep torbamda bekledi. Buranın sistemine göre anlattım. Burada her şey tepe taklak. Yani biz öğretmen merkezli bir eğitim sistemimiz var. Biz önce formülleri veriyoruz. Daha sonra onu
Çocuk çöze çöze pekiştirtiyoruz. Burada tam tersi. Önce örnekler veriliyor. Daha sonra çocuğun o formülü keşfetmesi bekleniyor. Daha doğrusu çocuğun o hedefi çocuğun keşfetmesi bekleniyor. Sistem tamamen bunun üzerine kurulu. Örneğin bir öğrencime olasılık anlatıyordum. Öncesinden kitabını inceliyorum. 10 sayfa olasılığı anlatmış örneklerle. 10. sayfada formülü vermiş. Olasılığın bir tane formülü var bildiğiniz gibi. Onu 10. sayfada vermiş. Biz tam tersi. Biz ilk sayfada olasılık formülünü veriyoruz. Daha sonra onu pekiştirici, kolaydan zora doğru kategorize edilmiş sorularla güzel güzel tatlı tatlı anlatıyoruz. Buna çalıştım. Yani bu biraz vaktimi aldı. Yani 3 senedir fazladır bu işi yapıyorum. Online, korona sürecinde tamamen online olarak buna devam ettim. Israrla branş öğretmenlerine bunu tavsiye ederim. Çok ısrarla tavsiye ederim. Kesinlikle öğrenci bulsunlar. İlk buldukları öğrenciler ana dilinde Türk öğrenci olsun. Benim ilk öğrencilerim Türktü. Ana dilimde anlatıyordum çünkü. Tamamen Alman kaynaklarını kullanarak ana dilimde matematik dersleri anlattım. Ve tamamen buradaki eğitim sistemine göre anlattım. Yoksa çocukların kafası allak bullak oluyor, karışıyor. Algılayamıyorlar bir türlü. Her şey tepe taklak oluyor. Dil gelişiminde de ikinci tavsiyem bu. Ben de dinleyeceğim. Geldiğimden beri ben de 2,5 yıl oldu. 2,5 yıldır ara vermiş oldum. Bayağı soğudum şu an matematikten. Birçok şey unuttuğumu da söyleyebilirim. Siz şimdi türev falan deyince o formüller aklıma geldi. Bir sürü falan. Ama bu işte daha güzel ama işte örneklerle önce verip sonra çocuğu işte formüle götürmek. Biz çocuklara direkt formülü verince ne gerek var hocam bunu nerede kullanacağız diyorlar ya öğrenciler. Tam tersi o örneklerle önce sevdirip o konuyu sonra bakın işte buradan buna gittik. Aslında üniversitede bunu yaptık yani ben bölüm mezunuyum. Üniversite tamamlıyor mesela ben fiziği hiç sevmeyen bir insandım lise hayatım önce çünkü hep ezber gibi gelirdi bana. Ama o birinci sınıfta aldığım o fizikte bayılmıştım yani ne kadar güzel bir şey. Aslında kolay da bir şeymiş, zevkliymiş diye düşünüyorum ama sadece o bir yıllık fizikte bunun dışında. Ama hocamız cidden bize hani o formülü buldurmanla nereden geldiğini gösterince zevkli bu. Sonra işte örneği çözmek basit geliyordu. Ama o diğer mantıklı bakınca şu dershanelerde ya da okulda öğrendiğimiz sistemde tamamıyla ezber bir mantık bulamıyordum. Oturmuyordu kafamda ve ben ezber yapamayan bir insanım maalesef. Bu yönde matematik daha sevilir, fizik daha sevilir bir hale geliyor. Bu açıdan da buranın sistemini de seveceğimi düşünüyorum siz böyle anlatınca. O zaman diğer soruma geçiyorum Recep Bey. Diğer soru da şöyle, iş piyasasına girişte Job Center'dan hangi destekleri aldınız? Bildiğiniz gibi ilk baştan itibaren Job Center sizi maddi olarak destekliyor. Ve bu süreci onunla birlikte götürüyorsunuz. Orada size bir job beraber veriyorlar. Bir danışmanınız oluyor. İlk gittiğiniz zaman, ilk tanıştığınızda size zaten soruyorlar hedefiniz nedir? Ben öğretmen olmak istiyorum dedim. O zaman bütün planlamayı ben öğretmen olmak istiyorum'a göre dizayn ettik. Bunun için gerekli olan ilk olarak C1 sertifikamı almaktı. Yani C1 sertifikama kadar bütün dil sürecimi Job Center destekledi. Şöyle ekstra bir destek aldım. Onu da paylaşayım. Belki ihtiyacı olan olabilir. C1 kursunda birebir ders dedikleri bir sistem olduğunu öğrendim. Ben B2 kursuna giderken bir arkadaşım vasıtasıyla bunu öğrenmiştim. İsterseniz birebir ders hakkı da veriyor. Fakat bunu herkese vermiyor Job Center. Önce onu ikna etmeniz gerekiyor. Yani sizin ona ihtiyacınız olduğuna bir ikna etmeniz gerekiyor. İki, siz o birebir dersi alırsanız hedefinize daha hızlı ulaşacağınıza ikna etmeniz gerekiyor. Ben Job Beraterim'le konuştum ve onu ikna ettim. Ama nasıl ikna ettim? İşte korona süreçleriydi. Kurslar hibrit kursa döndü. Benim ilk aldığım C1 kursum bitmedi koronadan dolayı. Bayağı bir boşluk oldu. Sonra tekrar kurs bilgisayarla ders yapmaya başladı. Ve ilk zamanları olduğu için sürecin çok acemilikler yaşanıyordu. Yani o kurs güme gitti. O sınıftan sadece bir kişi C1 sertifikasını aldı. Ben ilk girdiğimde alamadım C1'i. Bir kişi aldı, o da üçüncü girişiydi. Ve çok iyiydi yani bir Rus hanımefendi gibi çok iyiydi Almancası.
Ben ondan sonra bir dilekçeyle Job Center'a başvurdum. Birebir kurs istiyorum ve bunu gerekçelendirdim. Birinci gerekçem kursların verimsizliğiydi koronadan dolayı. Ve 6 aya çıkmış olmasıydı. Job Center kabul etti bunu. Ben bir tane hoca buldum. Daha doğrusu o hocayı çok önceden duymuştum. Çok kaliteli bir öğretmen diye. Oraya başvurduk. Ondan da kabul aldım. Yani o hoca da kabul etti bana ders vermeyi. Buraya kadar gayet güzel. Şimdi birebir derse başladık. Negatif kısmı şu, 1,5 ay sürdü bu kurs. Yani normalde C1 kursu şu an sürecin tam bilmiyorum. Uzun süre geçti. 6 ay sürüyordu en son. Hala öyle mi bilmiyorum. Ben 3 ay duymuştum ama emin değilim. Yani 4 aydı koronadan dolayı hibrit kurslar 6 aya çıkartıldı. Ama şu an son durumunu bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Fakat bu birebir kurs 1,5 ay sürüyor. 1,5 ayda çok ciddi bir yüklenme oluyor. Birebir kursu çok iyi düşünmeleri lazım. Eğer böyle düşünen arkadaşlar varsa, ben de birebir kurs almak istiyorum C1'de diye düşünen arkadaşlar varsa çok iyi hesap etmesi lazım. Artıları var, eksileri var çünkü. Mesela eksisi nedir? 45 gün 1,5 ay olması bir eksi olabilir. Yani çok yüksek tempoda bir C1'e maruz kalacaksınız demektir bu. O yüksek tempoyu ben yani yaşamak istemiyorum. Biraz daha böyle ritimli, daha normal tempolu gitmek istiyorum. Ben burada daha başarılı olurum derseniz birebir kursu tavsiye etmem. İkincisi hoca faktörü. Benim danıştığım arkadaş, yani birebir kursu öğrendiğim arkadaşımın arkadaşı hiç memnun kalmamış birebir kurstan. Tavsiye etmemişti bana. Dedi ki ya öğretmenden çok memnun kalmadım. Yani o böyle kafasına göre bir anlatım yapıyordu. Yani çok da bir şey olmadı demişti, tavsiye etmemişti. İkincisi de öğretmen faktörü dediğim gibi. Yani zaman faktörü ve öğretmen faktörü. Çok iyi bir öğretmen bulmanız lazım bir. İkincisi de bütün her şeyi dünyadan böyle ele tek çekip 45 gün çok yoğun bir şekilde o C1'e fokuslanmanız lazım. Öyle olursa çok faydası oluyor. Niye faydası oluyor? Artıları da şu. Benim çalıştığım öğretmen bana göre bir 45 gün geçirdi bende. Yani mesela benim ta A2'den, B1'den, B2'den eksiklerim vardı. Yani biz de öğretmenle çalışırken fark ettik onu. O fark ettikçe onu kapatacak dokümanlar hazırladı. Bana onları verdi. Onları bana yaptırdı. Yani dolayısıyla benim hem geçmişteki eksiklerimi adam tespit etti ve onları kapatacak bir program uyguladı bana. Hem de C1 sınavından iyi puan alacağım şekilde bir program yaptı. Bana da sordu nasıl bir 45 gün yapalım? Senin isteğin nedir diye sordu. Ben de ona sınava yönelik çalışalım. Yani bana işte Almancayı konuşmaya yönelik ya da okuduğumu anlamaya yönelik ya da ne bileyim yazmaya yönelik değil de. Evet onlar da var fakat birinci hedefim benim sertifika almak. Çalışmayı ona göre yaptım. O açıdan her türlü benim için çok faydalı oldu ve o 45 gün sonunda da C1'imi almıştım. Bir de diğer taraftan devam eden bir süreç de var. Ben okullarla görüştüğüm süreci onunla paylaşıyordum. Bu arada beraterinizle olan ilişkilerinizi arkadaşların, bizi dinleyen dinleyicilerimizden bu durumda olanlara tavsiye olarak ilişkileri sürekli sıcak tutmalarını tavsiye ederim. Ben ara sıra e-mail atıyordum beratere. Durumumu ona anlatıyordum. Şu an ben bu durumdayım, şunları yaptım. Ona sürekli bilgi veriyordum belli periyotlarda. O da çok memnun oluyordu. Hatta benim ilk görüştüğüm, fetrak yaptığım okuldaki sekreterlik job beraterimle görüştüler. Çünkü 10 saat ve 15 saat arasında bir anlaşmayı birlikte yaptılar aralarında. Beraterim beni öve öve bitirememiş. Yani çok iyi insanlar, çok şuurlu insanlar, ne yaptıklarını bilen insanlar. O yüzden ben her türlü desteği onlar için sağlamaya hazırım diye bir ifade kullanmış sekreterliğe. O da bana aktarınca gerçekten çok mutlu olmuştum. Bunun da belki en büyük faktörü sürekli olarak benim onu bilgilendirmemdi. Dolayısıyla onun için de kolaylaştırıyordum. Job Center okula şey yaparken, ilk fetrağımı yaparken destek oldu. Hatta bana 10 saat teklif etmişti okul. Okula şöyle bir teklifte bulundu. Eğer bunu 15 saat yaparsanız ek olarak okula ben şu kadar para desteği vereceğim diye okula teklif etti.
Yani onların böyle bir uygulaması varmış. İlk işe başlayan, yani Job Center'a bağlı bir kişinin ilk işe başladığında onu desteklemek için ve işverene de güven vermek için işverene, yani size değil de işverene ödedikleri bir para var. Okula o parayı teklif etti. Ama okulun o anda öğretmen boşluğu olmadığı için 15 saate çıkaramadılar maalesef. 10 saatte kaldı. Yani o desteği alamamış oldu. Böyle bir desteği var. Ve şey devam ediyor. Yani destek tam ben ayaklarımın üzerinde durana kadar Job Center desteğine devam ediyor. Yani bir sonraki soruya geçeceğim. Bu sorunun zaten cevabını ara ara siz dinlerken zaten çok fazlasıyla duyduğumu düşünüyorum. Ama yine de size eklemek istediğiniz bir şeyler olursa diye sorayım. Türkiye'deki mesleki birikiminizin iş hayatınızda ve resmiyetteki kolaylıkları neler oldu? Evet, dediğiniz gibi yani ara ara bunlardan bahsettik. Branş öğretmenleri Alman sistemini çok iyi tanımaları gerekiyor. Yani torbasındaki bütün tecrübelerini ortaya çıkartmadan önce buradaki sistemi çok iyi tanıyıp yani bu sisteme tecrübelerini entegre etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir ayak bence. Bir okulda çalışmaya başladığınızda yumuşak geçiş olabilmesi için buna önceden çalışmak gerekiyor. Tekrar nakil fiye vurgu yapmak istiyorum. Ya benim hani 3 yıldan fazladır özel ders vermemin bana çok faydası oldu. Resmi olarak ilk çalıştığım okulda yumuşak bir geçiş yaptım. Yani yoksa çok sert bir geçiş olacak. Nasıl olacak? İfade ettiğim gibi oğluma anlattığım ilk türev dersindeki şoku bu sefer okulda yaşayacaktım. Çünkü ben kendime göre, kendi tecrübelerime hep alışılagelmiş anlatım yöntemime göre anlatsaydım yani muhtemelen bir yani sıkıntı yaşayabilirdim. Artı müfettiş dersime gelip dinlediğinde kesinlikle bana onay vermezdi. Çünkü kendime göre anlatsam onay vermiyor. Ben o müfettişin dersime geleceği ana çalışırken tecrübeli arkadaşlarla konuşuyorum. Bana ilk yaptıkları uyarı şuydu. Hocam 7 dakikadan fazla konuşmamalısınız. 45 dakikalık bir derste bir öğretmene ayrılan konuşma süresinin maksimum 7 dakika olduğunu öğrendim. Bu süreyi geçtiği zaman onay vermiyorlar. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün, bir derstesiniz. Maksimum 7 dakika konuşarak nasıl bir ders işleyebilirsiniz? Yani Türkiye'deki eğitim sistemini düşündüğünüz zaman bir kaotik bir durum değil mi? Yani kaotik, yani 7 dakika konuşuyorsun, geriye kalan sürede öğrenciler ne yapacaklar? Ama şöyle oluyor. Öğretmeni bir moderatör olarak görmek istiyor buradaki sistem. Yani öğrenci aktif olsun. Hani öğrenci merkezli eğitim dediğimiz şeyi hayata geçirmeye çalışmışlar. Öğrenci aktif olsun. Yani siz öğrenciyi yönlendireceksiniz. Ve ders planınızı da buna göre yapacaksınız. Yani ben de derslerimi hep böyle yapmaya çalışıyorum. Yani özel derslerimde de daha çok bu formatı kullanmaya çalışıyorum. Yani kendi torbamdakiyle buradaki sistemi birleştirdim diyeyim, entegre ettim diyeyim. Ortaya güzel bir şey çıktı bence. Yani ben çok memnunum bu formattan. Türkiye'deki öğrenci profilimi düşününce şu an 7 dakika ben konuşacağım, geri kalan kısımda onları konuşturacağım ve onlara bir şey öğreteceğim. Pek Evet. mümkün değilmiş gibi geldi şu an. Evet, işte. Ya yani onları yönlendiriyorsun. Mesela bir şey ekrana yansıtıyorsunuz. Hiç bilgisi bir konuya yeni bir giriş yapacaksınız. Ekrana bir şey yansıttınız. Hiç kimsenin bilgisi yok. Konuşun bakalım çocuklar, ne görüyorsunuz burada? Böyle başlıyorsun. Hadi bakalım burada ne görüyorsunuz? Yani 15-20 saniyesi gitti 7 dakikanın. Sonra çocuklar parmak kaldırıyorlar. Sen söyle, ben diyor şunu görüyorum. Sen söyle, ben bunu görüyorum. Peki arkadaşınız ben bunu görüyorum dedi. Sizce böyle bir şey var mı çocuklar? Sonra konuşturuyorsunuz falan. Bir tanesi diyor ki bence diyor bu böyle olmalı. Durduruyorum. Evet arkadaşınız böyle dedi. Yani yanlış demiyorum. Hem çocuğu da bozmamak için. Halbuki ben bazen saçma sapan şeyler söylüyorlar. Çok güzel. Bakın arkadaşınız böyle bir şey dedi. Peki ne düşünüyorsunuz arkadaşınız dediği doğru mu sizce? Düşünüyorlar ve hemen parmak kaldırıyor. Hayır o arkadaşımız doğru söylemedi. Doğrusu şöyle olmalı falan. Yani kısa bir kesip canlandırmaya çalıştım. Ders böyle oluyor. Maksimum 7 dakika öğretmenin konuşması böyle. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilisi geldiği zaman da böyle yaptım dersi zaten. Yönlendirdim. Önce ekrana bir grafik yansıttım. Konumuz grafikti. Yansıttım. Ne görüyorsunuz dedim. Çocuklar konuştular. Sonra tıkandıkları yerde bakın şurada bir şey var.
Oraya da bakın. Aa evet hocam orada şu var falan. Peki şunu anlatıyor. Aa hocam orada şu anlatıyor falan. Yani onları konuşturdum. Ben sadece moderatörlük yaptım. Böyle oluyor hocam. Kısaca. Sorunuzdan kopmadım zannediyorum. Yok zaten değil mi? Baştan beri konuştu anlattıklarınızda burayla alakalı zaten genel manada değindiğiniz için bu soruyu da geçmiş olabiliriz. Hatta sonraki soruda yine anlattınız ama yine eklemek istediğiniz bir şey olursa diye sorayım. İş bulmanızı kolaylaştıran etkenler nelerdi? Dediğim gibi zaten bayağı anlattınız. Ekstra şu an aklınıza gelen bir şey varsa onu da dinlemiş olalım. Ya en büyük şimdi benim takip ettiğim yol biraz şey gibi pazar gibi pazar yeri gibi. Hani pazar yerinde insanlar seçerler. Yani ben şu an takip ettiğim yolda böyle bir durumdayım. Yani tabirimi maruz görün lütfen. Kendimi okullara ve müdürlere beğendirmeye çalıştığım bir yolla ilerliyorum. Çünkü çok zengin bir CV hazırladım. Yani bütün yaptığım her şeyi detaylı bir şekilde CV'me yazdım. İşte ben buyum. Hiç bu kadar detaylı CV hazırlamamıştım. Yani daha önce hiç böyle bir şeye maruz kalmadığım için CV okuduktan sonra ben bile etkilendim. Dedim ben neymişim? Hatta Potsdam Üniversitesi şey açmıştı. Ben o zaman B1'imi yeni bitirmiştim. Potsdam Üniversitesi'nin ilk açtığı öğretmen programı açtı. Refugee Teachers diye bir program açtılar. Ben o programa başvurdum. CV'mi gönderdim. Oradaki sorumlu hanımefendi bana şöyle bir cevap yazdı. Siz bizim programımıza göre çok hoch kualifikasyonsunuz. Çok yüksek kalitede bir insansınız. Bizim programımız size işte düşük gelir manasında bir mail yazmış. Ben okudum. Dedim herhalde yanlış anladım. Bir arkadaşıma okuttum. Burada doğma büyüme bir öğretmen arkadaşıma. Hocam burada böyle şeyler oluyor dedi. Hiç böyle böbürlenmenize gerek yok dedi. Yani bazı firmalar kendi açmış olduğu programın üstünde kalitede insanlar olduğu zaman onlara bunu söylerler. Yani siz bizim programımıza göre çok yüksek kualifikasyondasınız. O yüzden almazlar. Yani düşük kualifikasyondakileri almadıkları gibi yüksek kualifikasyondakileri de almıyorlar. Böyle de bir şey oldu. Yani şimdi burada bir zengin bir CV olması gerekiyor bence. Çünkü onların size dönüş yapmasını bekliyorsunuz. CV'mi gönderdim ve beklemeye başladım. Onlar bana dönüş yaptılar. İkincisi de Almanların vitamin B dedikleri bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Bunun Bitsin. evet bunun çok faydasını gördüm. Hani buradaki okul müdüre hanımefendiden bahsetmiştim Alman hanımefendi. Onun bana çok faydası oldu. Hatta o bana demişti ki okullarda çalışacağın zaman ben sana bu konuda destek olacağım. Tanıdığım müdür arkadaşlarım var. Senin adına ben onlarla konuşacağım demişti ki bunu da yaptı. Tanıdığım müdür arkadaşlarla konuştu, yönlendirdi. Beni de tanıştırdı. Tabii şu an bu anlaştığım okulla anlaştım. Anlaşmasaydım herhalde o hanımefendinin tanıdığı arkadaşlarla tekrar devam edebilirdim. Yani bu şekilde cevap verebilirim. Sorunuza. Bu soru cidden çok önemli bir soru. Ben de daha B2 sınavına yeni girdim. Çok yani bayağı bu noktada sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Toparlayamadım da kendimi. Sizin cevabınızı merak ediyorum Özlem. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Bununla nasıl başa çıktınız? Şimdi duygusal moda geçtik. Tabii ki oldu. Hatta sizden bir özür dileyerek bir özür dileme fırsatını da bana vermiş oldunuz şu anda. Siz beni ilk aradığınızda, telefonla ilk aradığınızda ve bu YouTube kayıt görüşmesini bana teklif ettiğinizde ben size bir cümle sarf ettim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O an moralimin sıfır olduğu bir andı. Yani bütün böyle yelkenler fora, moralim sıfır olmuş. Tam o anda beni aradınız. Neden moralim sıfır olmuştu? Oradan başlayayım. Ben şu an kabul aldığım okulla görüşmeden çıkmıştım siz aradığınızda. Fakat o kadar umutsuz çıktım ki görüşmeden. Çünkü görüşmedeki karşımdaki muhatabım jest ve mimiklerini hiç kullanmadı. Yani bir oturdu, hiç kımramadan beni böyle dinledi.
Yani ben bazı şeyleri konuşuyorum. Hani karşıdan tepki bekliyorum. Mesela iyi yaptım bazı şeyler anlatıyorum. Karşıdakinden şunu bekliyorum. Vay be helal olsun gibi yani bir tasdik bekliyorum falan. Tasdik yok. Kafasını sallamıyor. Kirpikler kaşlar hiçbir yere oynamıyor. Sadece sert bir yüz ifadesi. Hep bana öyle baktı. Yani yarım saat kadar öyle baktı. Kendisi bir şeyler söyledi falan. Bir de şey yani çok net ve keskin konuşan birisi. Ya ben dedim ki kesinlikle dedim yani çok kötü bir görüşme geçti. Ve o anda yine öbür kanala geçtim. Yani bazen duygusal kanala geçiyorum kendi iç dünyamda. Yani bütün böyle morallerim çöktü. Bütün gücüm, enerjim bitti. Ve dedim ki kendi kendime ya dedim yaklaşık 30 yıllık öğretmensin. Hani derler ya ben bu işin kitabını yazdım. Yani bunun kitabını da yazdım ben. Fakat burada öğretmenliğin en düşük seviyesinden başlamayı başaramadım. En düşük seviyeden başlamaya gayret ediyorum. Yani 4 yıldır bunun için kavga veriyorum. 4 yılı aşkın bir süredir. Sıfırdan bir dili öğrenmişim yaşıma rağmen. İşte 3 yıldan fazla özel ders vermişim, çırpınmışım, orayla tanışmışım, ospitasyon yapmışım vesaire. Uğraşmışım, uğraşmışım ve son elde ettiğim, yani elde etmeye çalıştığım nokta burada öğretmenliğin en düşük seviyesinden başlama hedefi. Ve o hedefime de ulaşmak üzereydim. Okul müdürüyle görüştüm ve o kadar kötü bir görüşme geçti ki bana göre. Çıktım, morallerim sıfır. Ve onun moral bozukluğuyla siz beni aradınız. Dediniz ki hocam başarı hikayeleri başlığı altında video çekiyoruz. Siz de başarı hikayenizi bizle paylaşmak ister misiniz? Ben de size dedim ki emin misiniz? Aradığınız kişi ben miyim? Doğru kişiyle mi görüşüyorsunuz? Çünkü gerçekten moralim çok bozulmuştu. Yani başaramamıştım. Başarısız olmuştum bu 4 yılın sonunda. Ve size de ben böyle bir cevap verdim. O yüzden o moral bozukluğuyla şuursuzca vermiş olduğum cevabım için şimdi özür dileme hakkı doğdu. Özürümü Estağfurullah. diliyorum lütfen. Sizi Estağfurullah. kırdıysam özür dilerim. Fakat sonra okul müdürü 2 gün sonra falan bana dönüş yaptı. Cuma günü görüşmüştük. Pazartesi bana dönüş yaptı. Okulumuzda çalışmanızı onaylıyoruz dedi. Haftalık 20 saatse ders teklifi yapıyoruz. Meğer yani şeymiş, demek ki fıtri bir şeymiş. Yani o görüştüğüm kişi fıtri olarak demek ki öyle görüşüyor. Çok böyle resmi bir görüşmeydi. Evet. Moral bozukluğu oldu mu dediniz. Yani yabancı bir dille bu çok oluyor gerçekten. Hep bir perdenin arkasında duruyor gibi hissediyor insan. Yani o perde bir türlü yırtılmıyor. Bir yere kadar enerjinizi kullanıyorsunuz. Bir yerde artık durmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela benim en güçlü yanım, meslek hayatımdaki en güçlü yanım dili kullanma becerisi. Bu bir öğretmenin aslında en güçlü yanıdır. Yani sınıfta ders anlatan bir öğretmen dili kullanma becerisiyle çocukları motive eder, dersini çok güzel bir hale getirebilir, eğlenceli hale getirebilir. Ki benim normalde fıtri olarak yaptığım bütün derslerimde güle oynaya biz hep matematik dersi yaptık. Yani şen şakrak, gülüyoruz, oynuyoruz, espriler havada uçuşuyor. Ve o şekilde çocuklarla matematik dersi yapıyorum. Sürekli buna alışmışım. Bunu da hep dil becerimle yapıyorum. Yani kelime şakaları, kelime oyunları, cümleler. Fakat burada en güçlü yanımı kullanamıyorum. Yani bir koşucunun ne bileyim koltuk değneğiyle yürümesi gibi bir şey. Çünkü ders anlatıyorum ama bir yere kadar gidebiliyorum. Ama bir yerde artık dilin kıvraklıklarını kullanamıyorum burada. Yani çocuklarla diyalog kuruyorum. Evet, jest ve mimikler yapıyorum ama o da bir yerde duruyor. O perdenin yırtılacağı anı bekliyorum. O perde hep var maalesef. Peki bu tarz durumda neye mesela sarılıyorsunuz? Ne bileyim işte bir kitabı mı sarılırsınız, bir müzik açarsınız, dinle ya da Evet. saz mı çalarsınız ya da ne bileyim işte eşinizle mi konuşursunuz? Ya bu konuda en büyük desteğim şu. Buraya ilk geldiğimde bu duyguyla ilk karşılaştığımda şöyle bir şey yaptım. Dedim ki dış dünyamda halletmem gereken o kadar çok problem var ki ve onları değiştirmeye gücüm yetmiyor.
Fakat kafamın içindekini değiştirebilirim. O bana ait çünkü. Ve ben o günden itibaren kafamın içindekilerini değiştirdim. Yani bakış açımı değiştirdim. Ve öyle ilerliyorum. Yani bir meselede zorlandığım zaman bakış açımı değiştiriyorum. Dışımdaki dünyayı değiştiremiyorum ama kafamın içindekini değiştiriyorum. Mesela bir küçük örnek vermek istiyorum. Okula ospitasyon yaptığımda gittiğimde çok ezik gittim okula. Yani özgüvenim neredeyse sıfır, hatta negatif. Hiç o kadar negatif özgüvenim olmamıştı. Yani beni buradan izleyen ve beni daha önceden tanıyan insanlar varsa bilirler. Yüksek özgüvenli birisi olarak daha çok tanınırım. Fakat özgüvenim sıfırdı gerçekten. Çünkü bana bir şey soracaklar ve ben konuşmaya çalışacağım ve hata yapacağım korkusu hep vardı. Çocuklar bazen konuşuyor, bir şey anlamıyorum. Ve o zaman o özgüvenimin sıfır olduğu yerde durdum, oturdum ve dedim ki benim torbamda bazı şeyler var, biriktirdiklerim. Mesela bunu sürekli söylüyorum. Ben bu işin kitabını yazdım. Dedim ben kitabını yazdım. Peki bu okuldaki şu an bulunduğum bu okuldaki öğretmenlerden kaç tanesi kendi branşında kitap yazmıştır? Sonra iki, benim 30 yıla yakın mesleki tecrübem var. Yani kaç tane öğretmen 30 yıla yakın mesleki tecrübesi vardır? Sonra ben yurt dışında Endonezya'da da çalıştım ve İngilizcesini de anlattım bu matematiği. Yani ben bu matematiği 3 dilde anlatabiliyorum. İngilizce, Türkçe ve şimdi de Almanca anlatmaya çalışıyorum. Acaba bu okulda kaç tane öğretmen kendi branşını farklı dillerde anlatabiliyordur. Ve ben çökmüş bir Hint'e gruptan geliyorum. Yani bir arka plan. Yani arka planı tamamen çökmüş benim. Yani bir enkazdan çıkıp yani bir küllerin içinden tekrar harlanmaya çalışan bir alev gibiyim. Yani bu insanların kaç tanesi böyle bir arka plan yaşamıştır ki? Yani her şeylerini kaybetmişler, dünyalarını kaybetmişler. Bütün akrabaları onlardan yüz çevirmiş. Ve olmayan karanlık bir geleceğe doğru yol almaya çalışırken kendilerini böyle bir yerde bulmuşlar, gayret edip kaç kişi böyle yapmıştır vesaire vesaire vesaire, bu örnekleri artıra artıra özgüvenimi tazeledim. Ve şunu anladım, o korktuğum, çekindiğim ve özgüvenimi sıfırlayan karşımdaki insanların benimle arasındaki tek fark Almancaydı. Tek fark o. Yani benim de Almancam onlar kadar olduğu zaman aramızda bir fark kalmayacak. Bilakis ben ön plana çıkacağım birçok insanda. Yani bu hani kendimi övmek amaçlı söylediğim şey değil. İzleyiciler yanlış anlamasın. Kafamın içini böyle değiştiriyorum. Yani yıkılan özgüvenimi kendi mevcut pozitif durumlarla renklendirip o şekilde bir özgüven tazeliyorum. Sonra şunu düşündüm ve bunu aslında sık sık düşündüğüm şey bu. Hayalen Türkiye'ye gidiyorum. Oradaki çalıştığım okuluma gidiyorum. Yurt dışından bir öğretmen geldiğini hayal ediyorum. Yani ben ana dilimle öğretmenlik yaptığım okuldayım hayalimde. Ve yurt dışından bir öğretmen gelmiş. Mesela nereden gelmiş olsun? Hiç Almanya'dan gelmiş olsun. Bir Alman öğretmen gelmiş. Bir Alman öğretmen gelmiş. CV'sine bakıyorum. Ya bu adam Almanya'da işte bayağı tecrübesi var. Kendi mesleki kariyerinde bayağı bir şeyler yapmış. Şimdi burada çalışmaya başlıyor. Ben ona karşı ne hissederim diye düşünüyorum. Yani ilk başta bir hayranlık başlıyor aslında. Yani yurt dışından gelmiş ve burada yeni bir hayata başlıyor olması. Peki bu adam Türkçeyi öğrenmiş olsun. Almanya'dan gelsin, Türkçeyi öğrenmiş olsun. Hayranlığım daha da artacaktır. Ve bu adam yıkılmış bir arka plandan gelip burada sıfırdan bir hayat kurup ve bunu başarmış olsun. Hayranlığım daha da artacaktır. Aslında buradaki insanların bize bakışı benim az önce ifade ettiğim bakış gibi. Kendi ana vatanlarında, kendi ana dillerinde eğitim yapan öğretmenler bizim gibi insanlara bakarken aslında arka planda bir hayranlık besliyorlar. Beslemiyorsalarsa da beslemeleri gerekir aslında. Yani benim utanılacak bir durumum yok ki. Bilakis karşı tarafın ne bileyim bana hayranlık besleyeceği diyeyim, ya da beni alkışlayacağı, beni tebrik edeceği birçok pozitif durumum var. Bu psikolojik yıkıntılarımı böyle başa çıkıyorum Zeynep Hanım. Bunları ön plana çıkarıyorum. Kafamdaki ayarlarla oynuyorum. Bakış açımı değiştiriyorum, düzeltiyorum ve tekrar pozitif bir şekilde işime devam ediyorum.
Biraz önce o saydığınız şehri düşününce kendi diyorum neresinden tutabilirim acaba? Sizdeki birçok şey hatta neredeyse birisi bende yok diyorum ama mesleğimi ben de çok seviyorum şu an onu düşündüm. Gerçekten çok seviyorum. Öğretmen öğrenci arasındaki ilişki o tahtada bir şey anlatma onlara bir şey öğretme. Onlardaki o boş gözleri dahi görmek benim çok hoşuma gidiyor ki ben 3 yıl kadar çalışabildim Recep Bey Türkiye'de. Sonra gelmek durumunda kaldım. Ama benimki bilinçli bir gelişti. Benim Türkiye'de bir sıkıntım yoktu. Ama ya mesleğimi dediğim gibi çok seviyorum. Ben de buna tutunuyorum şu anda ki herkes ne kadar zor demesine rağmen ki sizden de yine dinliyorum. Sizin İnanıyorum aslında yapabilirim inşallah. şimdi yaşamadığınız bir duygu daha var. Ben onu yaşadığım için söylüyorum. Buradaki öğrencilerle muhatap olduğunuz zaman her şey bambaşka olacak. Yani bir sınıfa gidip ders anlattığınızda her şey bambaşka olacak. Kafanızdaki kurmuş olduğunuz ne kadar negatif düşünce varsa, kendinizle ilgili özgüveninizi dibe çeken ne kadar negatif düşünce varsa hepsi kaybolacak. Çünkü çocuklar farklı bakıyorlar öğretmenlere. Ben şimdi burada ilk bir örnek ders anlatmıştım çıkarken, ama öyle yani B2 Almancamla bana göre rezalet bir ders oldu. Çok kötü yani, çünkü tam konuşamadım. Kendimi tam ifade edemedim. Tahtada böyle bir garip oldum. Dedim ya, rezil oldum galiba. Bu düşüncelerle çıkarken Alman öğrenci kalktı. 5. sınıf öğrencisiydi. Hayatımdaki, dedi, şu ana kadar en cool ders bu oldu. Hocam teşekkür ederim, dedi. Yani benim kafamdaki tabloyla çocuğun kafasındaki tablo alakası bile olmayan iki tablo. O en cool ders olarak bunu ifade etti. Ben şu an bu sene ders anlattığım çocuklara 2 defa anket yaptım. İsimsiz. Onların matematik dersiyle ilgili, benim dersimle ilgili ve işlerinde Almancamla ilgili düşüncelerini yazmalarını istedim. Birkaç soru vardı. Fakat altına lütfen, dedim, isim yazmayın. Çünkü gerçek düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Bir tane öğrenci bile eleştirmemiş. Yani ben bekliyorum ki bazı öğrenciler desin ki, ya işte Hegözaydın, iyisiniz, hoşsunuz da yani konuşamıyorsunuz siz Almanca'yı. Yani çatpat konuşuyorsunuz. Yani ben dediğinizi tam anlayamıyorum. Ya işte derslerinizde tam böyle, ne bileyim, konsantre olamıyorum falan gibi şeyler söylesinler. Ve gerçekten bekliyordum bunu. Fakat bir tanesi bile onu yazmamış. O kadar çok övmüşler ki. Dersiniz şöyle güzel, şöyle harika. Ben hayatımda hiç böyle bir ders görmedim. Sayenizde matematiği sevdim falan. Dedim bir dakika. O zaman, dedim, benim tek düşmanım kendim. Ben önce kendimi aşmalıyım. Benim içimdeki ne kadar pozitif düşünce varsa, ne kadar enerji varsa, onların ortaya çıkmasına engel olan ben kendimim. Ben kendi kendimi hep kilitliyorum. Duvarlar örmüşüm. İşte benim Almancam diye bir duvar örmüşüm. Aşamıyorum onu. Hep ona toslayıp toslayıp geri düşüyorum. İşte insanlar benim Almancamı dinlerse, ben onların karşısında konuşursam şöyle rezil olurum falan gibi bir duvar örmüşüm. Örmüşüm de örmüşüm. Onun arasında kendimi hapsetmişim. Onu fark ettim. Yani bir kendi engelimi aştıktan sonra o kadar rahatladım ki anlatamam. Çok rahatladım yani. Sırtımdan tonlarca yük kalkmış oldu. Ve şimdi öyle bir yük hissetmiyorum. Yani bir yere gittiğim zaman, yani konuşmak konuşmamak diye bir problem yani gene var, ama çok minimize oldu. Ve acayip rahatladım, kuş gibi. Öyle bir problem yok yani. Öğretmenliğe başladığınız zaman yani öyle bir problem yok. Siz normal olarak dersinizi anlatacaksınız. Ve öğrencilerden bu memnuniyetleri duyup rahatlayacaksınız. İnşallah, inşallah o günler yakındır. O zaman diğer soruma geçiyorum ben. Bu soruyu da yine anlattınız biraz önce ama hani unuttuğunuz bir yer varsa, eklemek istediğiniz bir yer varsa diye bunu da sorayım. Dating sürecinizden bahsedebilir misiniz? Evet, yine kısmen değindik. Ben denklik sürecinde belgelerimi Bonn şehrinde olan bir kurum var. Oraya gönderdim. Ama normalde denklik buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılıyor. Yani buradaki siz Milli Eğitim Bakanlığı'nda belgelerinize başvuruyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı o Bonn ile kontağı onlar kendileri sağlıyorlar. Yani diyorlar ki böyle bir diploma sahibi birisi var. Bunun diplomasının Almanya'da karşılığı nedir? Bunun cevabını veriyor. Diyor ki sizin diplomanızın Almanya'da karşılığı şudur. Bu kadar. Ben sadece onu yaptım. Buradaki
Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurma sürecimi öteledim. Yani sebebini de daha önce konuştuk. 6 tane maddeye takıldığım için. Başvurduğum zaman bana ne diyeceğini biliyordum çünkü. Bir de başvuran arkadaşlarla da konuştum. Onlara ne dediğini de bildiğim için ben öncelikle o zaman dedim CV'mi güçlendireyim. Yani başvurudan önce evet yine ben başvurumu yapacağım. Ama başvurudan önce CV'mi güçlendireyim. Burada resmi olarak çalışayım. Ve ondan sonra bu süreci ilerleteyim diye o denklik başvurumu henüz yapmadım. Ve o şekilde ilerliyorum. Sadece dediğim gibi BON'a gönderdim. Oradan bana bir belge geldi, birkaç sayfalık. Sizin diplomanızın Almanya'daki karşılığı şudur şeklinde bir belge geldi, o kadar. Anladım. O zaman sonraki soruma geçiyorum. Ama şu an denklik süreciniz bitmedi. Sanki öyle demiştin. Yok, Sadece bitmedi. devam ediyor. Evet, sürecin içindeyim hala. O sürecin. Ben iki branş yaptıktan sonra, bir de C2 sertifikası aldıktan sonra ya da iki branş yaptıktan sonra tamamen bu iş benim için bitecek aslında. İkinci branşım da onaylandıktan sonra ben burada iki branşlı bir öğretmen olacağım. Stat 1 exam bir de Stat 2 exam dedikleri iki kategori var. İki branşı yapan öğretmenler Stat 2 exam dedikleri kategoride öğretmenliklerini yapıyorlar. Ben tek branşlı olduğum için Stat 1 exam diye geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bana gelen belgede bu yazıyordu. Stat 1 exam kategorisinde öğretmeniniz devam ediyor diye. Ben ikinci branşı yaparsam ve bunun da artık onayını alırsam iki branşlı öğretmen olarak o çalıştığım okulda tam bir öğretmen gibi devam edeceğim hayatıma. Diğer sorum da şöyle, resmi bilgi en doğru nereden ulaşabiliriz? Evet. Şimdi bu videonun ta başından sonuna kadar biz birçok bilgi verdik. Bu bilgilerin tabii birçoğu resmi kanallardan okuduğum, öğrendiğim ve bizzat yaşadığım, tecrübe ettiğim bilgilerdi. Bir kısmı da sağdan soldan duyduğum bilgilerdi. Çok fazla bilgi kirliliği var aslında ortalıkta. Yani bu çok o kadar önemli bir soru ki insanlar hayatlarına yön verirken, çok önemli kararlar alırken önce araştırıyorlar doğal olarak. Eğer yanlış bilgiye ulaşırlarsa uzun bir süre yol aldıktan sonra fark ediyorlar. Tekrar geri dönme ve bir sürü hem zaman israfı hem moral bozukluğu oluyor. Şöyle yapmak gerekiyor. Bir, önce resmi kaynaklardan bilgileri almak lazım. İki, her şeyde olduğu gibi birçok kuralda da istisnai durumlar var. O istisnai durumları çok iyi bilmek lazım. Bunu bilebilmek için de baştaki örnekte de dediğim gibi attan düşen birilerini bulmaları gerekiyor insanların. Yani kendi durumlarına çok yakın ve o yoldan daha önce ilerlemiş olan insanları bulup konuşmaları gerekiyor. Benim mesela değerli bulduğum şöyle bir şey var. Bir bilgiyi birçok farklı kaynaktan teyit ederek ilerlemeye çalıştım şahsen. Bir bilgiyi bir arkadaşıma sordum. Eğer o arkadaşım çok keskin ve net konuşuyorsa hep tedirgin oldum. Yani nedense, yani kişisel bir durum bu. Nedense çok keskin ve çok net konuşan insanların söylediklerine biraz tedirgin oluyorum. Yani onu araştırma ihtiyacı hissediyorum daha çok. Sebebi eğer o konuştuğu şey karşındakini ikna ederse o insan hayatını bitirecek bir kaosa sebebiyet verebilir. O açıdan ben birkaç farklı kaynaktan hep teyit ettim bütün öğrendiğim bilgileri. İstisnai durumları araştırdım. O durumları yaşayan başka insanlar var mı onu araştırdım ve resmi kaynakları da tabii okudum ve bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Ama bu herkes için artısıyla eksisiyle devam eden bir süreç. Yani bundan kaçış yok. Yani yanlış bilgiler de olacak. Doğru bilgiler de olacak ama sizin analiz edebileceğiniz ve doğruyu bulabileceğiniz yeterince bilgi toplamış olmanız lazım ki hepsini önünüze sereceksiniz ve kendinize bir yol haritası çizeceksiniz. Keskin ve net konuşan insanlardan biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani hep böyle opsiyonlu konuşmak lazım. Şimdi ben de çok keskin konuştum, fark ettiniz mi? Keskin konuşanlardan lütfen uzak durun. Benden de uzak durun. Adres olarak Berlin'de yaşayanlar için Berlin Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası var. Ben de okulları o sayfadan buldum. İkinci, yine o sayfada bir link var.
O linkten bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm iş başvurularının yapıldığı bir link var. Bunu da yakın zamanda keşfettim aslında. Ve her kategoride, yani öğretmenlik kategorisi de var içinde. O linki kullanabilirler. İsterseniz o linki videonun altına koyabiliriz. Yani mesela ben orada bazı araştırmalar yapmıştım. Atıyorum İsviçre'de matematik öğretmenliği. Hangi dillerde arıyorsunuz diye soruyor. Mesela İngilizce ve Almanca. Bütün hepsini listeliyor. Bastığınız zaman o iş tanımı ve kontak kişinin e-mail adresi, telefon numaraları ve normal mail adresleri, internet adresleri var. Yani oradan internet vasıtasıyla her türlü iş kategorisine oradan başvurulabiliyor her türlü ülkeye. Yani başka ülkelerden de başvurulabiliyor. Yani bence Türkiye'den de o internet sayfasına girip insanlar oradan iş başvurusunda bulunabilir. Bir de orada şey de var. Üniversitelerde staj kısmı da var. Yani kendi branşında staj yapmak istiyor geçici olarak. Yine oradan başvurulabiliyor. Dediğim gibi videonun altına koyabiliriz isterseniz. Güzel. Şimdi o zaman en can alıcı soruya geçeceğim. Benim için öyle, en azından bütün konukları sorarken bunu da söylemiştim zaten. Sizin için ayrıca benim adıma daha can alıcı bir soru açıkçası bu. Mesleğiniz için alınan ortalama maaş miktarı ne kadar Recep Bey? Buradaki maaş sistemi çok dallı budaklı. Yani ben de tam nokta atışı ne kadar maaş alacağım tam ben de bilmiyorum açıkçası. Tam onun içindeyim. Bir önceki anlaştığım okulda okulun bana teklif ettiği bir maaş vardı. Yani 10 saat, haftalık 10 saatin karşılığı olarak bana teklif ettiği bir şey vardı. Ben direkt altına hiç sorgulamadan imzamı attım. Çünkü neden? Benim için öncelik para kazanmak değildi. Tecrübe kazanmaktı. Bu işi yapmış olmaktı resmi olarak. Şimdi yakında yine bir fetrak imzalayacağım, anlaşma imzalayacağım. Bu anlaşmayı Milli Eğitim Bakanlığı'yla bizzat imzalayacağım. Onlar benim hangi kategoride maaş aldığıma karar verecekler ve ondan sonra ben bu soruya kendi adıma net cevap verebilirim. Ama şöyle isterseniz birkaç genel bilgi vereyim. Burada çalıştığınız tecrübe yılı, yani Alman sisteminde sayılan tecrübe yılı önemli. E10, E11 dedikleri kategoriler var. Onlardan bir tanesini önce giriyorsunuz. Evet, sizin Almanya'daki karşılığınız atıyorum işte E10'dur. E10'la başladınız. İlk yılınızda şu kadar maaş alırsanız ikinci yılınızda şu kadar, üçte şu kadar. Bu ciddi oranlarda artarak ilerleyen bir miktar. İlk göreve başlayan bir öğretmen nin orada maaşı da var. Ama bizim için önce bizi bir kategoriye koymaları gerekiyor. Yani biz Alman sisteminde hangi kategoriye giriyoruz? Şu an kendi adıma ben de onu öğreneceğim. Tam bilmiyorum. Geçmişteki yapmış olduğum çalışmalarım, yani 30 yıllık öğretmenlik tecrübemi ne kadar mı sayacaklar? Ya da bu kişi ilk yılındaki bir öğretmen gibidir deyip öyle bir muamele edecekler ama onu beklemiyorum şahsen. Onu zannetmiyorum. Ona göre bir maaş skalası ortaya çıkacak. İki branşlı olmanızı da buna etken, devlet memuru olmanız buna etken, çok çok dallı budaklı bir sistem. Burada benim bildiğim üç kategoride öğretmenlik var. Birkaç kategori diyeyim, üçle sınırlandırmayın. Bir tanesi referendariyatını yapmış. Yani buradaki Alman üniversitelerinden tam öğretmen olarak çift branşlı mezun olmuş. Bir de stajını yapmış öğretmenler. İkincisi de Kvyansteiger dedikleri bir öğretmen grubu var. Yani ana mesleği öğretmenlik değil. Mesela mühendistir ama öğretmenlik yapmak istiyordur. Bunların girdiği kategori var. Kvyansteiger diyorlar. Farklı branştan öğretmenlik yapan insanlar. Vetkaitungslehre dedikleri var. Yani boş okuldaki boş dersleri girip o boşlukları dolduran öğretmenler dedikleri bir kategori var. Pedagoglar var. Bir öğretmenle birlikte derse girip bir sınıfta iki tane öğretmen var. Bir tanesi ana öğretmen ders anlatıyor. Bir tanesi de arkada FÖDE öğrenci dedikleri destek ihtiyacı olan öğrencilere birebir ders çalıştıran öğretmenler var. Farklı farklı öğretmen kategorileri var. O kategorilerin maaşları da farklı farklı oluyor. Uygulamalar farklı oluyor. O yüzden çok geniş bir skala bu.
Google'a yazarsanız bulabilirsiniz. Yani evet. Kadarıyla. Ben birkaç tabela buldum ama tabeladan anlaşılmıyor bir şey. Onu bir bilene sormak lazım. Çok karışık bir maaş sistemi. Eğitim kursundayken hocamız ara ara yapıyordu böyle. Şu meslek grubunun çalışanı sizce ne kadar alıyordur? İşte tahmin alıyordu. Sonra hadi Google'a soralım. Google amcamıza, Google dedemize soralım diye öyle ara ara söylüyordu. Arkadaşlar çalışma hayatınıza geçince öyle yüksek yüksek rakamlar hayal etmeyin. İşte beynin meslek grupları dışında diye böyle sınıftakileri de korkutuyordu birazcık hatta. Benim şu an geçen yıl bir kısmını ben kendim kazandım. 10 saatlik ders karşılığında bir maaş aldım. Kalan kısmını Job Center destekledi. Yani bana kira yardımı yapmaya devam etti. Biraz da çok ufak da bir harçlık cep harçlığı diyeyim. Öyle bir takviye yaptı. Çalışmaz iken elime geçen toplam aylık ile çalıştıktan sonra elime geçen toplam aylık arasında çok ufak bir fazlalık oldu, onu söyleyeyim. Ufak bir fazlalık oldu. Son sorumuza geldik Recep Bey. Cidden benim adıma çok keyifli bir sohbet oldu. Bunu da sorayım inşallah. Bitirelim yavaştan programımızı. Bize söylemek istediğiniz tavsiyeler, ekstra bahsetmek istediğiniz bir şeyler var mı? Geçenlerde bir arkadaş bir soru sordu. Cevabınızı o sorunun cevabıyla birleştirip vermeye çalışayım. Dedi ki hocam hayatınızı, şu ana kadar yaşadığınız hayatınızı ne kadar yaşadığımı söylemiyorum. 40'tan sonra bir yaş antiparantez, 40'tan sonra bir yaş şeyi oluyor. Nasıl diyeyim? Takıntısı oluyor. Yani insan yaşını söylemek istemiyor. O açıdan yaşımı söylemeden hikayeme devam edeceğim. Hocam dedi şu ana kadar yaşadığınız bütün hayatınızı sıksanız dedi. Yani bunu de böyle birkaç kelimede, birkaç cümlede anlatmak isteseniz nasıl anlatırsınız? Ve ben de dedim ki ama çok kendimden emin olarak dedim ki bütün hayatımı sıksam, sıktığında tek bir kelime damlıyor, kelime grubu damlıyor. O da bakış açısı. Bütün hayatımdaki ve çevremdeki gördüğüm birçok şeyi bunun belirlediğini fark ettim. Örneğin ben kendi hayatımı yönlendirirken size de ifade ettiğim gibi baktım etrafım çok karanlık. Yani çok zor, aşmam gereken bir sürü duvar var ve onları değiştiremiyorum. O yüzden bakış açımı değiştirdim. Bu daha kolaydı benim için ve böyle ilerliyorum. Hayata daha pozitif bakmamı da bir taraftan sağlıyor bu. Ve etrafıma baktığımda birçok şeyin bakış açısından kaynaklandığını fark ediyorum. Mesela inançlar bile bakış açısından kaynaklanıyor. Aynı yıldıza bakan İki insandan bir tanesi elhamdülillah derken öbürü başka bir şey söyleyebiliyor. Yani aynı ekmeği yiyen iki farklı insan, hatta aynı sofrada aynı tabağa kaşık sallamış iki kardeş bile farklı farklı bakış açılarından dolayı farklı farklı iki insana dönüşebiliyorlar. Fikirler bakış açısından, ne bileyim mezhepler bakış açısından, insanlar bakış açısından farklılaşabiliyorlar. O yüzden hayatımı sıktığımda bakış açısı kelimesi çıkıyor. Bunu çok merkeze aldım ben şahsen ve onun üzerine yoğunlaşıyorum. Şöyle diyeyim, toparlamış olayım. Kafamdakileri, torbamdakileri ortaya attım. İşine yarayan insanlar oradan işine yaradıklarını alıp kullanabilirler. İşinize yaramayanlar, çirkin gördüğünüz, beğenmediğiniz şeyleri bırakabilirsiniz. Onlar tekrar benim torbama ait olan şeylerdir. Evet, durum böyle, süreç böyle. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Bugün bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. İzleyenlere de şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İzlemeyi, izlettirmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sonraki haftalarda, sonraki aylarda görüşmek dileğiyle Recep Bey'le kapatacağız programı. Recep Bey bize ufak bir müzik dinletisi yapacak inşallah. Ben sizde. Onun hikayesini anlatayım müsaadenizle. Buyurun tabii ki. Bir kısmını anlatmıştım. Ben buraya yalnız geldim. 6 ay kadar yalnız kaldım. İşte ilk saz çaldığım bir türkü kaydoldu. Eşimin telefonuna kadar gitti. O beni arayıp fırça attı. Yani fırça demeyeyim de ben senin için ağlıyorum, sen orada türkü çalıp oynuyorsun dediği türküyü ben isterseniz size söyleyeyim. Yani buraya Almanya'da sazımla tekrar barıştığım bir türküm var, onu okuyayım.
yaşım sile sile uyandım sabah yine. Gözyaşım sile sile ecel kapımı çaldı. Ağlıyorum nafile deryada feryada gam çekmişim dünyada. Ecel kapımı çaldı. Nafile deryada feryada gam çekmişim dünyada. Elimde yeşil fincan, içim gam gönlüm hicran. Elimde yeşil fincan, İçim gam gönlüm hicran. Yar gurbet ellerinde dayanır mı buna can. Deryada feryada gam çekmişim dünyada. Yar gurbet ellerinde dayanır mı buna can. Deryada feryada gam çekmişim dünyada. Deryada feryada teşekkür ediyoruz. Evet, eşimin yokluğunda okuduğum türkü buydu. Sonra eşim ziyaretime, daha doğrusu buraya geldiğinde, ziyaret demeyeyim, 6 ay sonra geldiğinde ailemle birlikte bir yemeğe davet edildik. Ve eşimi karşılayan hanımefendi eşimi aldı, işte diğer bayanlara tanıştırırken dedi ki bu da sazcının karısı. O şekilde meşhur oldum, sazcı türkücü diye. Evet, hikayemiz böyle bizim. Çok teşekkür ediyoruz Recep Bey. Ben de teşekkür Hoşça ederim. Bütün izleyicilerimize de iyi günler ve başarılar diliyorum.